18 Mayıs 2022 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Sesli gazetenin antrosunda da söyleyecek bir şeyim yok. Biraz sesli gazetelerin antrolarının adasa bırakalım. Yani ne söyleyebilirim? Havalar güzel, mevsim normallerinin üzerinde. Korsika'da bugün hava 31-32 derece gösteriyor arkadaşlar. Bak tıkandım kaldım yani hava durumundan nereye varabilirim, nereye bağlayabilirim. Neyse ama ben size şu tişörtümü göstermek istiyorum. Çok seviyorum bu tabloyu ya. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hokusai, Japon sanatçı, ressam Hokusai'nin 1830'larda yapmış olduğu 36 View of Fujiyama yani Fujiyama, Fuji Dağı'nın 36 değişik perspektiften, değişik açıdan tablosunu yapıyor bu adam. Bu da Kanagawa yani büyük Kanagawa dalgası. Kanagawa Oki Nami Ura arkadaşlar. Bunlardan tam 36 tane var. Çok güzel, çok seviyorum. Bari o zaman bir sanat tarihiyle alakalı bir şey söyleyeyim dedim yani boş geçmeyeyim. Ben sesli gazeteye geçeyim. Evet, çay ve çaykur bu haberi hepiniz duymuşsunuzdur. Hepinizi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir haber ki ya ben artık o alışkanlığımı kaybettim kimse önüme çay koymazsa çay aklıma bile gelmiyor içmem istemem filan ama yani sonuçta Türkiye'de bir gerçeği değiştirmiyor Türkiye'de ortalama bir insan 8-10 bardak günde çay içiyor çay sürekli tüketilen bir şey dolayısıyla çay kurumunun zarar etmesi normalde dünyanın en aptalca şey yani eşyanın tabiatına ters sadece bu AKP yönetiminde olabilecek bir şey yani. Yani o kurumu bilerek zarara uğratmak istediğinde tüm kurumlar gibi olabilecek bir şey. Yani Çaykur'un zarar etmeyi imkanı yok yani. Neyse bunu başardılar zaten biliyorsunuz Çaykur artık zarar ediyor. Ee, bir Belgeselde mi duydum bir araştırmada mı okudum Nerede gördüm şimdi bana kaynak sormayın Kaynak götüm dermişim. Şey. Ee, çok enteresan bir bilgi vardı ama Mantıklı bu bilgi Yeryüzünde Coca Cola sudan sonra içilen En çok içilen içecek Tüm ülkelerde sadece Türkiye'de değil Türkiye'de Coca Cola'yı Geçen tek içecek Yeryüzündeki bir ülkede Türkiye orası Çay su çay Kolaymış arkadaşlar doğru olabilir Çünkü çok fazla çay içiyoruz biliyorsunuz Neyse Çaykur bir zam yapmış arkadaşlar. Zam zam da yani adamların çok ciddi masrafları var. Bu masraf işte yandaşlara yedirmek, reklam parası altında yandaşlara yedirmek falan. Reklama 104 milyon TL harcandı. Çaya %43.7'lik zam yapan Çaykur'un reklam için 3 yılda toplam 104.7 milyon TL harcadı ortaya çıktı. Kurumun toplam reklam giderinin 68 milyon TL'si spor salonları, stadyumlar ve spor kulüplerine gitti. O çay heykeli falan yaptılar belki onun içinde de vardır. %43.7 Valla geçen bir, bir arkadaş video göndermiş. Bu ümmetinin lideri milletin kafasına çay fırlatıyordu biliyorsunuz. Şu aralar yapmıyor artık değerlendi tabi onu geriye sarmışlar videoyu. Çayları geri topluyor zamdan sonra filan değerlendi diye. Şaka bir yana yani hükümetin lideri yine vatandaşlarını düşünmüştü. Yani bugünleri görerek milletin kafasına yatırım aracı olarak çay atmış. Keyif çayı. %43.7 olan çeyrek altına %43.7 şey fiyat artmadı yani. Şimdi onun da yatırım yaparsınız. İleride satarsınız o 2-3 paket çayı. Çocuklarınızı falan evlendirirsiniz. Bunlar mümkün. Hümetinin lideri vatandaşını düşünüyor ya. Ali Babacan çıkışı arkadaşlar. Bunun üzerinde çok tartışma var. Ali Babacan iki tweet attı bir yerde konuştu filan. KYK'larla alakalı. Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KYK'ların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz diye. Bu olur mu olmaz mı? Bunu yapabilir mi yapamaz mı? Bunu derken aynı zamanda KYK'lıları biliyorsunuz yöneltilen suçlama FETÖ'cülük, terörist olma suçu yani. Ee, dolayısıyla şimdi Ali Babacan bunu söylüyor ama bir yandan da o FETÖ söylemini de kendisi zaman zaman devam ettiriyor biliyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak? Bu şartlı mı olacak? de öyle bir şey ortaya atmıştı biliyorsunuz. Ama işte iade edilenleri biz yapacağız falan diye öyle mırın kırın yok. Yani iade yani edeceksin, tamamen haklarını vereceksin falan. Bu bir zaten. Bu zaten tartışılmaz bir şey. İkinci şey şu, sorun olan şu aslında. Bu adamlara tazminat verilecek. Yıllardır çalışmıyor, yıllardır hapiste olanlar var, çıkanlar var vesaire. Bunlara tazminatlarını vereceksiniz. Bu kanun yok hükmünde sayılacak. Bu kanunu yapanlar hukuk önünde yargılanacaklar. Bu hukuksuz kararı aldıkları ve milyonlarca kişiyi etkiledikleri için ve onlardan tazminat alınacak. Yani bu böyle bitecek bir iş değil yani. Hani biz verdik bitti filan olacak gibi bir şey değil. Yani bunların da devamı olacak. Yani bir yatırım aracı olarak mı kullanıyor? Siyasetçi sonuçta bilemezsin. Çok fazla tartışma var. Yani ben artık şey bakamıyorum. Ee, pozitif bakıp böyle ya gerçekten çok iyi bir çıkış falan diyemiyorum. Çok da güvenemiyorum. Herkes böyle bütün siyasetçiler etrafında ya ben şimdi bunu söylesem acaba tepki çeker miyim ne kadar tepki çekerim hani çok görüyoruz günümüzde böyle bir şey söylüyor adam biraz KYK'ları savunur gibi oluyor bir işte Kürtleri savunur gibi oluyor ondan sonra sopayı yiyince ondan sonra ya yok ben aslında öyle bir şey demedim ya falan yapıyor biliyorsunuz bu da öyle bir çıkış olabilir. Ee, bir de artık insanlar hayatlarını kurdular yurt dışına çıkanlar var işte başka şeyler yapanlar var o insanlar işlerine geri dönse bile Türkiye'dekilerden bahsediyorum. İşlerine geri dönseler bile e, karşılaşacakları o işte şeytanlaştırma politikasıyla nasıl bir hayat geçirecekler? Yani sanki bunların üzerine bir mühür vurulmuş gibi. Bunların da bir cezai yaptırımının olması gerekecek. Türkiye'de hukuk yok, hukuk Allah çapımı gibi atılmış. Yani çok uzun bir hikaye. Bilmiyorum ya açıkçası. Zelenski Kan Film Festivali'nde konuşmuş. Kan Film Festivali başladı arkadaşlar Fransa'da. Sinema yaşananlar karşısında tutacak mı, konuşacak mı falan diye. Bu, ya bu Zelenski'nin de bu tip böyle otoboka her yeri bu Zelenski'yi karıştırmaları ne bileyim biraz tuhaf oluyor gibime geliyor. Bana ne bileyim işte spor müsabakasında onu konuşturuyorlar, sinema çiğinde onu konuşturuyorlar falan. Ya ben burada yani Zelenski'ye üzülüyorum şu açıdan. Yani Batı'nın iki yüzlü olduğunu hep kabul ediyorum ve bunu hep söylüyorum yani. Yani dertleri bugün işte Batı'nın böyle Zelenski hayranlığı falan değil yani. Öyle hakperestlikleri falan değil yani. İşte Putin'i sevmiyorlar filan. Tamam Putin'i ben de sevmiyorum diktatör bu adam da. Yani gidip bu adamı kuşum yarın ne olacağı belli olmaz kardeşim. Dünya tarihine baktığımız zaman bugün şey olduğun adamlar karşı olduğun adamlarla yarın el sıkışıyorsun. Bugün el sıkıştığın adamlarla yarın karşı oluyorsun filan. Politika böyle bir şey. Yani bu Zelenski'yi de böyle çıkartmaları filan çok şey oluyor. Magazin oluyor. Böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Taliban gereksiz diyerek insan hakları komisyonunu kapatmış arkadaşlar. Zaten boşuna masraf yapıyoruz. Paramız da yok filan demiş. Ben, ha, iyi yapmışlar. Yani iyi yapmamışlar mı arkadaşlar? Türkiye'de de öyle değil mi? Adam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımam çıkacağım zaten umurumda da değil diyor yani. Yani boşuna masraf. Boşuna masraf zaten sokakta Taliban askeri neyse Taliban'ın o e, polisi bilmem nesi kafasına göre insanları öldürüyor bilmem ne yapıyor bunun bir soruşturması bilmem nesi olmuyor. ya yani Bunda mı uğraşacak yani? Bunun için masrafa mı girecek? Bence iyi bir karar ya. Biz Bizde de öyle zaten. Türkiye'de de aynı. Yani hiç değişen bir şey yok yani. Erdoğan'ın evinin önünde ateş açan kişinin AKP'li or olduğu ortaya çıkmış. Kendisine Mehdi mi demiş, Mesih mi demiş neyse ben onları de şey yapıyorum herkes kendisine bir sıfat buluyor ya. Ee, bunu işte çok şey yaptılar geçen hafta filan işte bomba bulunduğu bilmem ne bulunduğu filan böyle pozitif. Hep zaten öyle olur. Hep ümmetinin liderinin hayatına kastedilir falan. Neyse bu adam da AKP'ye çıkmış. Biz daha farklı bir şey bekliyorduk. Yani AKP'liler bunu koyar da başkasının üzerine atar falan diye bekliyorduk. Bizzat bildiğin AKP'li çıkmış. Hatta AKP'den adam bir önceki seçimlerde milletvekili aday adayıymış yani düşün. Çok iyi. Evet Yozgat'ın Boz Eşşehir Rezalet Bakanı demiş ki Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulmamasında şampiyon. Yani kendisine o kadar söz veriliyor ama tutulmuyor. Biz bir NATO üyesi ülkesiyiz o kadar söz veriliyor. Bundan hiçbir tutulmuyor. Biz de o kadar yargıda hukukta o kadar reform yaptık falan böyle şey olur mu ya falan demiş eşek Boz Eşşehir. Ya buna ne söyleyebilirsin yani buna ancak türkü söyleyebilirsin değil mi? Eşeği saldım çayıra otlaya karnını doyura falan diye böyle bir türkü söylersin yani. Ulan <laughs> ahimin üyesisiniz. Ahim bir karar alıyor. Ben onu tanımıyorum diyorsun. Ne sözünden bahsediyorsun sen? Yani dingil. Nurettin yine gelmiş arkadaşlar. Ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ya arkadaş ben de görmek istiyorum bunu ya. Vallahi ya ben de neyin hangi başarıdan bahsediyor? Biz niye göremiyoruz bunları ya? Valla biz niye göremiyoruz? Biz de görmek istiyoruz. Ha şurada bir tane var, şurada bir tane var. Nurettin Nebati'nin ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor dediği gün Muğla'da yarım ekmek, yarım simit satılmaya başladı. Yarım ekmek, yarım simit. Yarım simit ya. <laughs> Simiti yarıya bölüyorlar. Yani içi boş mantı, içi boş baklava, etsiz lahmacun bunları gördük. Bu nereye? Yani bu gidiş nereye? Hani şimdi diyordu Nurettin Nebati zaten Türk, Türk lirası dibi gördü daha da ine, dibine inemez filan diyordu ya. Şimdi biz de bunun dibi ne kadar olabilir filan diye yani yarım simit, çeyrek simit ne, ne, nereye kadar varacak daha biz de çok merak ediyoruz. İşte bu iki yıllık ekonomik başarıyı güzel özetlemiş. Benim listem hazır diyen Sevda Noyan'ın tehdit suçundan yargılandığı dava uzlaşma nedeniyle düşürüldü uzlaşma dediği de tehdit etmişlerdir. <laughs> yani ne, neyle uzlaşacak, kimlerle uzlaşacak? Ya orada o sitede, o sitede o, oturan 2-3 tane AKP'li bulamayacak mısın? Evet ben de bu sitede oturuyorum. Bu davanın davaya müdahilim. Tamam ben uzlaşıyorum diyebilecek bir sürü adam bulabilirsin yani. Ulan bu davanın da bu kadar sürmesi çok enteresan ha. Ben olsam yani şu normalde Türkiye'deki hukuk sisteminde o sitede oturan herkesi ...para cezasına falan çarptırırım yani. Siz nasıl Sevda Noyan'ın komşusu olursunuz ya? Nasıl bu kadını zor duruma sokarsınız falan diye... ...Sevda Noyan'a tazminat ödenmesine falan karar veririm yani. Normalde öyle olması gerekiyor. Çok uzadı bu dava. şu Bunu görmüşsünüzdür bir Şaban Sevinç var. Bu Şaban Eskimitçi Ali Burak Darıcılı'nın insan kaçırma itirafı yapıyorlar bir videonun 36. dakikasından itibaren. Konuşuyorlar işte bu FETÖ'cüler bilmem neciler Afrika'dan kaçırılıyor getiriliyor da niye işte Almanya'dan Amerika'dan bunlar getirilmiyor falan diye bunları sorguluyorlar. Hukuksuz bir şeyi bir ülkeyi çok zor duruma bırakacak bir şey kendileri de bilmelerine rağmen eski mitçi olan bu Burak Darı, Darıcalı Diyor ama diyor uluslararası hukuk var diyor Türkiye diyor zor kal zor durumda kalır filan diyor. O Şaban da diyor ki ama diyor Afrika'dan rüşvet alın rüşvet verelim filan yapıyor. Rüşvet verelim diyor. Bak bak gazeteci yazar. Rüşvet ama diyor öyle rüşvet kime vereceğinizi bilmeniz lazım filan diyor. Bunlar iyi alışmışlar. Bunlar işte şey bir de yani bunlar AKP'li olmayanlar düşünün. Ondan sonra birilerinin çıkıp KYK'larla alakası biz haklarını iade edeceğiz filan dendiği zaman da acaba KYK'lıları bir kez daha mı fişleyecekler falan diye de aklıma gelmiyor değil açıkçası. Adam bunu diyor ya Afrika'da ve Orta Asya'da rüşvetle vesaireyle hallediyorsunuz. İşbirlik, işbirlikçi buluyorsunuz. Almanya'da da bunu yapamaz mıyız ya diyor. Almanya'da da yapalım. Türkiye'yi rezil rüsva edelim. Sanki bunu bilmiyorlar. Ondan sonra da bu gerizekalılar çıkıp ya 15 Temmuz'u hala Batı'ya anlatamadık. Ya senin gibi bir kitlenin olduğu bir yerde gazetecisi, aydın denilen adamı senin gibi olan bir ülke. Ya bunu nasıl anlatabilir ya böyle bir aptalca şey anlatabilir misin yani? Anlatılacak şey darbeyi FETÖ'nün yaptığı falan değil. O darbeyi AKP'nin yapmadığını, AKP'nin ve sizin ispatlamanız lazım aslında. Yani bir meclis kurulsa, bir mahkeme kurulsa o FETÖcü diye suçlananlar değil. Yani AKP'lilerin ve onun yandaşlarının ya vallahi biz bunu yapmadık diye ispatlamaları lazım. Yani o oh. Küçümsemeyin kime rüşvet vereceğini bilmek de önemli yani diye. Bir de akıl veriyor adama. Bir de akıl veriyor orada. İstanbul'da iki lise öğrencisi okullarına yapılan baskınla gözaltına alındı. Lise öğrencisi. Avukat Fülya, da Fülya Dağlı öğrencilerin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini verdi. Daha bu çocuklar reşit değil. İki lise öğrencisi. Ee, yine aynı konuya geliyor. Ulan arkadaş yani işi gücü yok bu polisin bilmem ne istihbaratı. Lise öğrencilerin hatta tweetlere, facebooklara falan mı bakıyorlar? Oğlum siz ne boş beleş adamlarsınız ya. Her ya bir bu, bu kafayla mı uzaya altı ay sonra gideceksiniz, aya sert iniş yapacaksınız, tok otomobil yapacaksınız falan. bu özgürlükçü kafayla mı? E, tabii ki yapamayacaksınız. E, tabii ki böyle bir derdiniz yok. Yani ülkede işte bir şeyler iyiye gitsin filan öyle bir derdiniz yok. Tek tek derdiniz ülkede kim cumhurbaşkanına hakaret davası filan. Bir, bak bu haberi bulabilirsem koyayım bir yere. Cumartesi annelerinden bir tane yaşlıca bir kadın yani 76-75 yaşında e, kel sülo mu diyor süslü sülo diyor süslü sülo dediği için ya kapaça gözaltına almaya çalışıyorlar almışlar gözaltına sonra salmışlar ya buna ne gerek var yani Yani ne gerek var tabi biz böyle mantıklı şeyleri kendimize söylüyoruz da biz onların kafasına anlayamadık hala anlayamıyoruz çok enteresan yani lise öğrencisini gözaltına almak nedir ya? Hayır, onun için e, mobilize edeceğin iki polis onu araştıracak, onu bulacak, sonra onu gidip o çocukları alacak, gözaltına alacak, onlar için işlem yapacak, yazı yazacak bilmem ne. Bu bile devlete daha fazla zararı var bunun yani. Sarayın fış fışı, sarayın fış fışı bir şey söylüyor arkadaşlar yine. Haberde de diyor ki Bahçeli'den seçim çalışmaları gafı diyor. Şimdi bu gaf, maf değil bu, gaf değil bu. Şimdi bir şeyin gaf olarak tanımlanabilmesi için vitrinde olan, göz önünde olan bir adamın, bir siyasetçinin yani 10 yıl, 15 yılda bir böyle olabilecek tüm siyasi hayatında, profesyonel hayatında bir kere, hadi en fazla iki kere olabilecek böyle bir dil sürçmesi, yanlışlıkla işte bir şeyi farklı ifade etmesi falan buna gaf denir. Ama bu adamın söylediklerinin yekünü zaten gaf. Yani adamın o gaflar içerisinde söylediği düzgün bir şey, yani saat kaç diyorsun mesela, yani düzgün olan bir şey normal bir insanın tüm hayatı boyunca yapabileceği gaf sayısından bile az. Bu adam böyle değil mi? Çıkıp çıkıp aynı şeyleri söylüyor. Bu manyak yine çıkmış. Adım adım 2023 ilçe ilçe... Aldatma toplantılarımıza başladık ya anlatma diyecek diyor ya da aldatma toplantılarımıza başladık diyor. Bu yani hep diyoruz ya burada da hep de yani herkes bunu söyler işte ümmetinin lideri mesela bu zihniyetten birisi çıkıp dese ya biz işte yıllar boyunca devleti sömürdük işte devletin kasasını boşalttık filan dese pek çok insan ya yani ne kadar dürüst bir insan işte tam bir mümin doğruyu söylüyor yani samimi diyecek olan çok var deriz değil mi? Şimdi bu lavuk bunu söylüyor. Oradakiler de alkışlıyor. Ha, kimse de bu ya nasıl bir şeydir falan diyemiyor yani. Bu aynı şeye geliyor. Turizm Bakanı Ersoy buna da ne olduysa çıkmış demiş ki İstanbul'un üçüncü bir havalimanına ihtiyacı yok demiş. Sana ne lan bunun kararını sen mi veriyorsun? Ümmetinin lideri son noktayı koyar. O derse ki ben 5 tane havalimanı yaptırmak istiyorum. İstanbul'un ihtiyacı olduğundan değil kendisinin paraya ihtiyacı olduğundan yaptıracak. Türkiye'de yaptığınız o köprüler, yollar bilmem neler ülkenin ihtiyacı olduğu için yapmıyorsunuz onu. Tamam ihtiyacı da olabilir o farklı bir konu. Bunu siz paraya ihtiyacınız olduğu için devletin kasasını biraz daha semirmek, biraz daha sömürmek için, boşaltmak için, yandaşlarla paylaşmak için yapıyorsunuz. Üçüncü havalimanı da olur, beşinci de olur. Sordun mu sen ona? Efendim ben böyle bir demeç vereceğim acaba ihtiyacımız var mı havalimanına falan diye. Madem yoktu üçüncü havalimanı niye yaptınız? ...dingil. Bir tane güzelim... ...havalimanı orada hazır vardır yıllardır... ...kullanılan bir şey. Niye üçüncü havalimanı... ...yapıyorsunuz yani? Yani onun... ...onun nesi fazla veya sizin yaptığınızın... Nesi, ...onun nesi eksik veya sizin yaptığınızın... ...nesi fazla? Okan Bayülgen... ...ya bir de böyle paparazzi'den adamlar çıkıyor. Ya bu Z kuşağı... ...Türkiye'de itaat etmek istemiyor. Ama Londra... ...ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır. Lan kardeşim 16 yaşında çocuğu 16 yaşında çocuk Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanan bir ülkede. O çocuk o ülkede niye kalmak istesin ya? İtaatsızlık diyor. Yani bunu itaate indiriyor adam. Mesele bir yere bir otoriteye itaat etme falan değil. Hayır bu adamlar bir de hani seküler çevrenin adamları. Hani böyle bir cemaatten bir tarikattan falan olsa böyle aptalca konuşmasını anlayabilirsin yani. Yani niye gidip Londra'ya gidip niye itaat etsin? Londra'da kimse otorite ona saygısızlık yapmıyor ki. O ne giymiş, ne içmiş, sigara mı içmiş, alkol mü içmiş, e, Cumhurbaşkanı'na, krala, kraliçeye hakaret mi etmiş bunu araştırmıyor ki yani. Ya bu nasıl bir aptallıkta da böyle bir şeyi indirgeyebilirsin sen ya? Daha önce de böyle bir aptalca bir çıkışı vardı hatırlamıyorum şimdi. Enteresan bir haber. Daha önce de bu minvalde haberleri sesli gazetelerde geçtiğimiz yıllarda yapmıştık. İşte mesela... Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e bir operasyon yapıyor. Bu yaptığı operasyonda kalifiye işini bilen tecrübeli subaylara ihtiyacı var ama o subayları zaten tırpanlamış. Onları terörist ilan etmiş. Kimilerinin işte dosyası devam ediyor. Kimi cezaevinde, kimi hapiste. Kimisi başka yerlerde falan ortadan ihraç edilmiş. Onları geri çağırıyor çaktırmadan. Onları önce cepheye sürüyor. Önce cephede eğer bir çatışmada falan hayatlarını kaybederlerse badem gözlü oluyorlar. Olmazlarsa terörist olarak kalmaya devam ediyorlar. Yine böyle bir şey olmuş. Darbeden yargılanan pilotlar operasyona gönderildi. TSK ihraç edilmiş ya da açığa alınmış pilot eğitmenleri yeniden göreve çağırdı. Ankara'da duruşması devam eden bir darbe davasında pilot yüzbaşı operasyona çıktığı için duruşmaya katılamadı. Tabi bunları da hani kimse görsün konuşsun falan istemiyorlar. İşte pilot öyle çabuk yetişen bir şey değil. Bir belli bir bilgi birikimi lazım, bir uzun yıllar eğitim lazım vesaire vesaire. Şimdi AKP'lerin içerisinde de böyle adamlar yok. Şimdi AKP cahil bir kitle. Yani hani Türk Hava Yolları'nda mesela bir müdür olsa işte terörist diye KYK'lı onu KYK işinden atarsın veya bir bürokratı işinden atarsın onu terörist ilan edersin, edersin. Bilal gibi bir cahilin etrafında işte Kartal İmam Hatip'ten bir arkadaşını oraya getirirsin. Uçmuyor, etmiyor, kaçmıyor yani masada oturuyor zaten. Ama şimdi Bilal gibi cahil bir adam da zaten böyle hani pilot arkadaşı falan da olamaz. Bu tip insanlarla aynı ortamda bulunamaz. Kendi kitlesi değil. Hani olsa Bilal'in böyle bir arkadaşı pilot falan onu oraya getirirler belki ona ihtiyaç duyarlar da. Yok adamların elinde yok olmadığı için yargılanmakta olan davaları devam eden pilotları çaktırmadan geri çağırıyorlar. Onlar işte operasyonlara falan gönderiyorlar. Bu da çok enteresan bir haber arkadaşlar. Yeni Şafak yazarı Kaplan. Bir kaplan miyav dedi, minik fare kükredi. Diyor ki Türkiye'nin önündeki en büyük tehdit entelektüel cehalettir demiş. Laf etti bal Entelektüel cehalet. Ulan ya sen entelektüelin ne manaya geldiğini bilmiyorsun ya da cehaletin. Ama ikisini de bilmiyorsun bence. Entelektüel cehalet. Neymiş lan entelektüel cehalet? Entelektüel cehalet yok. Biz yaşadığımız döneme kolektif cehalet adını verdik. O sizin yarattığınız dönem var ya kolektif cehalet. O başına profesör diye titre ekleyip ilkokul 3. sınıf öğrencisi kıvamında bile cümle kuramayan adamların oluşturduğu bir cehalet bu. İşini bilen insanların işinden atılıp terörist ilan edildiği, gözaltına ha atıldığı, hapsedildiği bir dönem. Sizin gibi adiş Ali Erbaş, Ali Erbaş geçen bir cümle kuramıyor ya. Profesör bu adam. Profesör titri almış adamların o Haber Türk'te, CNN Türk'te nasıl konuştuklarını görüyoruz. Yani hem konuşma bazında hem fikir bazında böyle bir rezalet yok. Yani ortalama öyle bir kapandı ki. Bak hep aynı örneği veriyorum ama çok güzel. Yani sokak röportajlarında konuşan adamlarla medyada konuşan, siyasette konuşan adamlar arasındaki o makas çok ciddi derecede kapandı. Çünkü cehalet ortalamasını bayağı bir düşürdü AKP. Bayağı bir düşürdü. Yani kendilerine bakan yönüyle. Bu da öyle demiş entelikten cehalet. Yürü git manyak. Galatasaray. Galatasaray arkadaşlar bu şeyi 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı aldılar. Onun yıl dönümüymüş. Galatasaray'ın resmi hesabından da bir sürü paylaşım yapılmış bununla alakalı. Ama bu paylaşımı işte hazırlayan, o fotoğrafları kesen, biçen, o videoyu hazırlayan adam bayağı bir yorulmuş, çok yorulmuş Hakan Şükür'ü o karelere almamak için. Yani düşünün yani Hakan Şükür gibi bir futbolcu Türkiye futbol tarihinin en önemli İki, üç tane futbolcusundan bir tanesi yani Hakan Şükür, Hakan Şükür'ü almayarak. Yani adam, bunu hazırlayan o montajı yapan adam, yani çim sahayı, kale direklerini falan almayayım ben dese daha az yorulurdu. Her yerden kesmiş Hakan Şükür'ü falan. Şimdi bu adamlar Hakan Şükür'ü tanımıyorlar. Hakan Şükür onlara göre bir terörist. Neyse, bunun bütün fotoğraflardan böyle... ya Aynı ona geliyor işte yani güneş yani balçıkla sıvadığın zaman o güneş yok olmuyor öyle bir şey yok bu adam bir gerçek. Abi şerefsizler siz bu adam sayesinde onlarca kupa aldınız onlarca başarı yakaladınız. Götünüz yiyorsa çıkın deyin ki biz bu adam bir teröristtir biz bu adamın bütün attığı gollerin geçersiz sayılmasını istiyoruz. Onun sayesinde kazandığımız bütün kupaları geri iade ediyoruz deyin ben size saygı duyacağım saygı duyacağım. Diyeceğim ki gerçekten delikanlı adammış bu Galatasaray işte neyse o yöneticisi bilmem ne. Bugün artık Türkiye'nin de siyasete karışmamış, AKP'nin güdümüne girmemiş bir kurum yok. Trabzon'undan tut Galatasaray'ına kadar, bilmem süt kurumundan et kurumuna kadar. Yani aklınıza gelebilecek her şey AKP'nin güdümünde. Sanki böyle siyasetten bağımsız böyle şey yapıyorlarmış gibi. Lan gerizekalı sen Ronaldo, Ronaldinho ne bileyim bu adamların olmadığı bir ee, bir, bir başarı karesini böyle hani sosyal medyada paylaşabilir misin? Var mı böyle bir şey? Yok. Hakan Şükür'ü kesiyorlar güya. Bak başka bir haber var. Çok enteresan. Bu haber için çok eski bir haber diyorlar. Olabilir de yeni paylaşmış. Ee, birisi Ankara Polatlı'da Sosyete pazarından Galatasaray tişörtü satın alan vatandaş yıkamak için ters çevirince hayatının şokunu yaşadı. Gerçekten şok. Ee, Galatasaray e, rozetinin yapıştırılmış yani. Onun altından şok marka yani tişört şok çalışanları için yapılmış şok mağazaları var ya şok mağazaları için yapılmış tişörtün üzerinde adam Galatasaray rozetini yapıştırmış onu Galatasaray tişörtü diye işte kakalıyor arkadaşlar çok enteresan aynı şeye benziyor bu adamın o nasıl orada işte şok şeyini kapatıyor ya işte yukarıda da Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı e, işte günün kutlamasını yapıyorlar. Orada Hakan Şükür o fotoğraflarını kırpmak gibi aynı şey. Hiçbir farkı yok bunların. Neyse bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü yapıyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle.